arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Lütfen yerlerine davet ediyoruz. Basın mensubu arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Programımızı başlatmak istiyoruz arkadaşlar. Efendim hepimize günaydın. Aklın ve bilimin ışığında bizlere yol gösteren saygıdeğer akademisyenlerimiz,
Sayın Milletvekilim, parti meclis üyelerimiz, Cumhuriyet Halk Partisi Sayın İl Yöneticileri, İl Gençlik Kolları Başkanı, ilçe başkanları, ilçe belediye başkanlarımız, muhtar derneklerinin saygıdeğer başkanları ve yöneticileri, törenimizi katılımlarıyla onurlandıran saygıdeğer hanımefendiler, saygıdeğer beyefendiler, çok değerli basın mensubu arkadaşlarımız. Dün 6 Şubat depreminin yıl dönümünde deprem bölgesindeydik. Acıların ne kadar taze olduğunu, bir yıl geçmesine rağmen yaşanan travmanın hala nasıl devam ettiğini gözlerimizle gördük ve kalplerimizde hissettik. Ve gidenler de dediler ki Allah İstanbul'umuzu korusun. Bütün şehirlerimizi, kadim şehrimiz İstanbul'umuzu dayanıklı bir kent haline getirmeye kelimenin tam manasıyla mecburuz. Bir seferberlik ilan ederek vazgeçmeden çok çalışmalıyız, çok çalışmalıyız ve çok çalışmalıyız. İşte bu bilinçten hareketle İstanbul Büyükşehir Belediye'miz, akademisyenlerimizin de bilimin ışığında bize yol göstermeleriyle afetler konusunda çok ama çok çalışıyor. Yaklaşık 5 yıldır devam eden bir seferberlik sürecinde bu güzel sunum programımızı bir filmle neler yaptığımızı özet halinde sizlere takdim etmek istiyoruz öncelikle. Lütfen buyurun. Bundan sonra deprem nerede olacak, ne zaman olacak, hangi büyüklükte olacak tartışmalarını bırakalım. Milletçe depremde yıkılmamak için deprem dirençli kentler yaratmak zorundayız. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak inisiyatif aldık, düzeni değiştirdik. Deprem konusunda en ileri, en cesur adımları attık, daha da atacağız. 2019 Haziran'ından bugüne imar rant siyaset düzeninin tamamen dışındayız. On binlerce binanın dayanıklılık testini ücretsiz yaptık, yapıyoruz. Kira yardımı başlattık. İstanbul Yenileniyor projesiyle yapı stoğunu dönüştürmeye başladık. Sabit taksitle ödenebilir sosyal konutlar inşa ettik. Türkiye'de ilk kez mikro bölgelemeyi tamamlayan kent olduk. Erken uyarı sistemini şehrin dört bir yanına entegre ettik. İstanbul'un altyapı sorunlarına tam 43 milyar lira harcadık. Köprü, viyadük ve alt geçitleri tarihi yapıların deprem riskini gözeterek güçlendirdik. Toplanma alanlarını, tahliye koridorlarını belirledik. 7'den 77'ye binlerce kişiye afet eğitimi verdik. Yerin altından üstüne denetlenmemiş, güçlendirilmemiş, yenilenmemiş tek bir metrekare kalmayınca kadar durmayacağız. İstanbul depreminde yıkılmadan, yenilmeden çıkmak için bilimin sesi ve ortak akılla ilerliyoruz. Asla vazgeçmeyeceğiz. Evet, tehdit çok büyük ama umutsuz değiliz. Umudun adresi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'dir. Lütfen şimdi sunumlarını gerçekleştirmek üzere alkışlarınızla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu Beyefendi'yi davet ediyorum Sayın Başkanım. Teşekkür ederim. Çok kıymetli dostlarımız, saygıdeğer İstanbullular, hemşerilerim, vatandaşlarımız, bugün burada bizleri yalnız bırakmayan çok değerli hocalarımız, akademisyenlerimiz, teknik insanlar, özellikle meslek odalarının çok değerli temsilcileri, yine birlikte yol aldığımız çok değerli siyasi dostlarımız, genel başkan yardımcımız, parti meclis üyelerimiz, milletvekillerimiz, yine aynı şekilde burada bulunan çok değerli belediye başkanı arkadaşlarım, belediye başkanı aday olan arkadaşlarım ve yine bütün kurumumuzun çalışanları, yöneticilerimiz, genel sekreterlerinden, genel sekreterinden genel müdürlerine ve birçok konudaki yönetici dostlarımız burada bir arada çok özenli bir
buluşmayı, özenli bir hazırlığı sizlerle paylaşmanın elbette onurunu ve gururunu yaşıyorum. Gerçekten depremle mücadele, afetle mücadele bizim en önemli konumuz, konularımızın başında. Deprem çok sıklıkla bizim konuştuğumuz ama bazen konuşmaktan sakındığımız, çekindiğimiz, hani kötü bir şeyi konuşmak insanları biraz gerebilir, bu tarafından baktığımız bir süreç ama biz öyle yapmayacağız ve bugün yaptığımız gibi her zaman afetlere dayanıklı bir İstanbul sürecini özenli bir biçimde takip edeceğiz, zorlayacağız. Çok paydaşı olduğunu bilerek bütün paydaşlarını meselenin içinde tutmaya gayret edeceğiz. Gelmek istemese de, olmak istemese de çağrılarımızı yapmaya ısrarla devam edeceğiz. Ama aynı zamanda yapılan her çağrıya da eşlik etme konusunda amasız fakatsız koşa koşa gideceğiz. Çünkü bu mesele gerçekten ülkemiz için çok önemli bir mesele. Zira dün yıl dönümünü yaşadığımız 6 Şubat depreminde yine bölgeye gittiğimizde yıkımın ve ortaya çıkan trajik durumun bir toplumu, insanları, çevreyi, yaşamı nedenle alt üst ettiğini hep beraber görebiliyoruz. Bu kapsamda şunu söylemek isterim. Kesinlikle ve kesinlikle bir tarihi dönemin içerisinde olarak, yani diz çöktürebilir diye tereddüt ettiğimiz İstanbul depremi mücadelesini afetlere dönük mücadelemizin de içinde bir bölüm olarak, önemli bir bölüm olarak ele alarak yolumuzu yürüyoruz. Bugün afetlere dayanıklı İstanbul için tam yol ileri temalı sunumumu yapacağım. Tekrar hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz demek isterim. Bugünden başlayarak 10 ayrı temada İstanbul'u geleceğe taşıyacak ve kentimizi dönüştürecek projeleri sunacağım. Sunumlarımız tamamlandığında göreceksiniz ki 10x10 eşittir 100 başlıkta hazırladığımız vizyoner projelerimizle biz bu sürece hazırız. 10 temada hazırlığımız var ve bu 10 temada 10 önemli maddenin her birisini sizlerle paylaşıyor olacağım. Bugünkü sunumumuz bunun aslında ilki. Bizim projelerimizin her biri iyi düşünülmüş. Özellikle finansal karşılıkları iyi hesaplanmış ve mevzuat altyapısı detaylıca düşünülmüş, çözülmüş işlerdir. Bizim projelerimizin tamamı halkçı, adil, herkesi kapsayan, şehrimizi dönüştürecek ve ileriye taşıyacak projelerdir. Biz de öyle hani yok mu arttıran mantığıyla hazırlanmış, insanları kandırmak için, günü idare etmek için ne vaat edersen et mantığı asla olmadı olmaz. Bugünden itibaren her hafta yapacağımız tematik proje sunumlarımızda sizlere tanıtacağım yüzlerce projeyi 2019 seçim kampanyasında vaat edip çok büyük bir bölümünü hayata geçirdiğimiz projelerimizde yaptıkları gibi açıkçası kopyala yapıştır yaparak kendi projeleri gibi sunmak isteyecek rakiplerimize de hatırlatmak isterim. İnanın çok rahatlıkla ifade ediyorum. Her projemizi hiç çekinmeden kopyalayabilirsiniz. Burada hiçbir şeyimiz yok. Kaygımız, tereddüdümüz yok. Kendi projelerinizmiş gibi ballandıra ballandıra da anlatabilirsiniz. Bunda da içimiz çok rahat, onu ifade edeyim. Çünkü her projemize çok çok fazla güveniyoruz. Ama şunu da belirteyim.
dünyaya bizim baktığımız gibi bakmadığınız sürece, bizim anlayışımızı kopyalayamadığınız sürece ne yazık ki bir sonuç almanızı beklemiyoruz. Çünkü çok net bir fark var. Proje deyince siz biraz hesaptan kitaptan uzak yapılar, beton ve rant anlıyorsunuz. Biz ise insan odaklı ve yerinde hizmeti, bu aziz şehri tüm değerleriyle korumayı, liyakat ve özellikle bereketi anlıyoruz. Sevgili hemşehrilerim, bugün en ağır konudan başlıyoruz. Az önce ifade ettiğim gibi Kahramanmaraş depreminde kaybettiğimiz on binlerce canımızın acısı, yüreğimizde olanca acısıyla dururken İstanbul'un deprem tehdidi altında olduğu gerçeğiyle karşı karşıya olduğumuzu hiç unutmadık. Bunu biliyoruz. Özellikle 99 Gölcük depreminden bugüne gerekli dersler çıkarılmış ve önlemler alınmış olsaydı, inanınız ki bugün daha güvenli ve daha dayanıklı bir İstanbul'u konuşuyor olurduk. Göreve geldiğimizde gördük ki İstanbul'un bir yol haritası oluşmamış. Bu konuda düzenli bir çalışma yapılmamış. Açıkçası ne başarı test edilmiş bir modeli düşünmüşler, ne de bir uygulama önceliği ya da bir uygulama örneği hazırlanıp sürecin önüne konmuştur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kentsel dönüşümden resmen çekilmişti. Sorumluluk buradan başka noktalara atılarak bakanlığa ve ilçe belediyelerine bırakılmıştı. Yıllarca şehrin en büyük yerel yönetiminin bu hayati tehdit karşısında hiçbir sorumluluğu yokmuş gibi hareket etmesi çok üzücü bir tercihti. Hiçbir şey yapmamışlar demek elbette haksızlık, onu ifade edeyim. Elbette ki yapılanlar var ama bu yapma işinde özellikle bu kurumun dışına bu süreci itmeleri çok kötü bir sonuca vesile oldu. Yapılan başka işler var, başka kurumlarla ilgili bir takım süreçler var. Bunları elbette ki saygıyla karşılıyoruz ama ne yazık ki Büyükşehir Belediyesi kendi bünyesinde bu süreçte iyi bir sınav vermemiş durumda. Mesela şunu söyleyelim, bir şeyler daha yapmışlar, olumlu anlamda keşke olsa. Mesela deprem toplanma alanlarını imara açtılar. İmara açtıkları alanların bir kısmı yeşil alan, bir kısmı spor alanı ve çeşitli kamusal alanlardan oluşuyordu. Mesela belediyenin elinde rezerv olarak kullanabilecekleri alanları özelleştirdiler. İstanbul'daki sosyal konut ihtiyacını görmeyip Kiptaş eliyle lüks konutlar, rezidanslar ürettiler. Bugün yaşadığımız konut ve kira krizinin temelinde tüm o yanlış politikaların olduğunun da altını çizmek isterim. Konut stoğu problemlerinin yanı sıra altyapı da bu anlamda ihmal edildi İstanbul'da. Denizle birleşen kıyı semtlerimiz, Ayamama felaketi gibi ihmaller sonucu hayatların söndüğü afetler ne yazık ki hala hafızalarımızda. Görevi devralır almaz İstanbul'u deprem ve diğer afetlere karşı daha dayanıklı hale getirmek için güçlü bir seferberlik başlattık. Bu büyük ulusal sorunun çözümü için hep birlikte hareket edeceğimiz devletin, kamu kurumlarının, özel sektörün, sivil toplum örgütlerinin, bilim insanlarımızın ve vatandaşlarımızın tam bir işbirliği içerisinde olması gerektiğini her ortamda defalarca vurguladık ve her kesimi bu sürecin içerisine davet etmeye gayret ettik. İstanbul Deprem Konseyi kurulması için güçlü çağrılarda bulunduk. Maalesef bu çağrılarımız çok güzel, çok değerli denmesine rağmen karşılıksız kaldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin davetli olmadığı afet koordinasyon toplantıları organize edildi. Bütün bu ötekileştirici tablo ve gidişata rağmen umudumuzu, heyecanımızı ve kararlılığımızı kaybetmeden kollarımızı sıvadık. Konuyu tüm boyutlarıyla ele almak üzere ilgili tüm taraflarla çalıştaylar yaptık, toplantılar düzenledik. Konunun uzmanı akademisyenlerle güçlü bilim kurulumuzu oluşturduk. Hazırladığımız deprem planımızı, deprem seferberlik planımızı kamuoyuna şeffaf bir biçimde paylaştık. Sevgili dostlarım, öncelikle bu süreçte İstanbul'un jeoloji ve hidroloji haritalarını hazırladık ve yarım kalmış mikro bölgeleme çalışmasını deprem riski altındaki tüm ilçelerimiz için tamamladık. Bir taraftan bilimsel altlıklarımızı oluştururken, diğer taraftan uzmanlarımızla, bilim insanlarımızla, sivil toplum örgütlerimizle ve halkımızın katılımıyla İstanbul'u krizlere ve afetlere dayanıklı bir kent haline getirmek üzere Vizyon 2050 planımızı hep birlikte bütün katılımcıların da katkılarıyla hazırladık. İstanbul'u geleceğe güvenle taşıyacak bir rehber ve rotayı katılımcı bir süreçle oluşturduk. Bir tarafta kamu arazileri imara açılırken, diğer tarafta vatandaşın 40-50 yıldır çözüm bekleyen imar planı ve mülkiyet sorunları olduğunu görüyorduk. Bu şehirdeki tüm unutulmuş ve çaresiz bırakılmış kesimlerin temsilcisi olarak çözümler bulmak için büyük bir planlama atılımını yaptık. 39 ilçesinde siyaset ayrımı vesaire yapmadan. Şehrin dört bir yanında 90'dan fazla bölgenin nazım imar planını meclisten geçirdik. Ardından İstanbul Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi ve Kentsel Dönüşüm Portalını tamamlayarak yol haritamızı hep birlikte netleştirdik. Bu çalışmalarla İstanbul'un gerçekten riskli ve öncelikli alanlarını tespit etmiş olduk. Bakanlık tarafından ilan edilen kentsel dönüşüm alanları ile taşıdığı risk bakımından öncelikli alanları karşılaştırdığımızda gördüğümüz fotoğraf bizi bir yandan üzdü, diğer yandan da açıkça söylemek gerekirse fazlasıyla kızdırdı. Çünkü değerli dostlar, bakanlığın riskli ilan ettiği 69 alandan sadece İkisi gerçek riskli alanlarla çakışıyordu. Bu çok vahim bir durum. Yani ortaya konulan bir yasal düzenlemeyi, ortaya konan bir sözüm ona güçlü iradenin kullanılacağı sahayı siz gerçek anlamda çözüme değil de başka düşüncelerinize kullanmak üzere tabiri caizse görevi kötüye kullanıyordunuz. Adı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olan bakanlık olaya ne yazık ki başka bakıyordu. Yani bir tarafta büyük hasar ve can kaybına yol açacak alanlar varken onlar rantın yüksek olduğu, kentin daha kuzey bölgelerinde daha az riskli ama kat sayısı düşük olduğu için daha avantajlı alanlara yönelmişlerdi. Bu tabloyu görünce sahadaki durumu daha da netleştirmek için hızlı tarama projemizi kurumumuz olarak başlattık. Vatandaşlarımız binamız yıkılır korkusuyla özellikle binalardan karot aldırmak istemiyorlardı. Bundan çekiniyorlardı. Yani bu kötü ortamla karşılaşmayı tercih etmiyorlardı. Bir binada o bina ile ilgili test ya da bir tespit isteyen bir birey varsa o insanı ne yazık ki komşuları kötü insan ilan ediyorlardı. Bu durum maalesef
6 Şubat depremine kadar böyle devam etti. Felaketten sonra inanın ne oldu? Büyük bir başvuru patlaması yaşadık. Toplamda 35 bin binamızda yaptığımız hızlı tarama tespitlerimiz sonrası 15 bin binamızda D ve E sınıfı riski yüksek kategoride yer alan binalar olduğunu tespit ettik. Yeni dönemde hızlı tarama sürecine ilçe belediyelerimizi de etkili bir şekilde katarak tüm İstanbul için bu süreci tamamlayacağız. İstanbul'un röntgenini çekmek zorundayız. Değerli konuklar, deprem konusunda en hayati mesele niteliksiz konut stoğunun dönüşümüdür. İstanbul'da 1.3 milyon konuta denk gelen yaklaşık 200 bin yapının 7 ve üzeri şiddetindeki depremlerde ağır hasar göreceğini veya kullanılmaz hale geleceğini hesaplıyoruz. Bu ne yazık ki kötü bir manzara. Peki niteliksiz 200 bin konut stoku neden hızla dönüşmüyor? Bunun en temel sebebi özellikle son 3-4 yıldır yaşadığımız ağır ekonomik koşullar, artan maliyetler, özellikle faizler, yüksek kur miktarları ve özellikle buna dönük aynı seviyede yükselemeyen ve ne yazık ki düşüşe geçen kişi başı gelir meselesi. Tabii ikinci bir sebebi daha var. Bu da en az birincisi kadar önemli. Kentsel dönüşüm uygulamalarında son 20 yılda yaşatılan büyük mağduriyet. Son 20 yılda insanları evlerinden ve semtlerinden ettiler. Yarım kalan projelerle vatandaşlarımızı ne yazık ki evsiz bıraktılar. Bina bazlı yerinde dönüşümde ise vatandaşla müteahhidi sadece o kısır alana sıkıştırarak baş başa bıraktılar. Sonuçta öyle bir atmosfer doğdu ki kimsenin kimseye güvenmediği bir ortam oluştu. Hatta şöyle söyleyelim, kentsel dönüşüm dendiğinde ya da bir bina yenileme işi konuşulduğunda toplumun büyük bir kısmı bu tarifi veya cümleyi duymak bile istemiyordu. Vatandaşla özellikle konuştuğumuzda kentsel dönüşümle ilgili inanılmaz bir ön yargı oluşmuştu. Einstein'ın dediği gibi ön yargıyı yıkmak atomu parçalamaktan zordur. Misali insanlarımızda bu kötü algı belki de sürecin işlemesindeki en önemli engellerden birisi haline dönüştü. Tabii biz ne yaptık? Bu algıyı değiştirmek ve dönüştürmekle mükellef olduğumuzu gördük. Yıllar boyunca çözümsüz kalmış alanlarda umutsuz vatandaşlarımızla anlaşarak dönüşüm projelerini tamamlamanın yeni bir etkin dönemi bizlere yaşatacağını gördük. Örneğin buraya çok yakın Eyüp Sultan Yeşilpınar evlerinde yıllardır adım atılmamış mülkiyet sorunlarını çözdük, vatandaşımızla %100 uzlaştık. Yine yıllardır kangren olmuş Fikirtepe'de bakanlıkla protokol yaparak iştirak şirketimiz Kiptaş üzerinden sürece müdahil olduk. Keza o dönemin rakamıyla 115 milyon liralık borcu nedeniyle başka bir bölgede sorun haline dönüşmüş olan bir dönüşüm projesinde Zeytinburnu Loca Mahal kentsel dönüşüm projesindeki teknik, finansal ve mülkiyet sorunlarını çözerek zafiyetleri ortadan kaldırdık. Bu ve buna benzer birçok projede hızlıca adım atarak binlerce konutu hak sahiplerine teslim ederek bir kısım kötü anıları, zafiyetleri gidermenin süreçlerini hızla organize ettik. Bunları yaparken bizden önceki dönemlerde lüks imalata yani lüks konut imalatına yöneltilmiş Kiptaş'ı nitelikli özellikle sosyal konut alanına odakladık. İstanbul yenileniyor diye bir markayı ortaya koyduk ve bu sistemi kurarak
vatandaşla müteahhidin baş başa kaldığı modelden İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kiptaş'ın sorumluluk aldığı, çözüm ürettiği, garantör olduğu, regülasyon yaptığı yeni modele geçiş yaptık. Kiptaş ilk defa sokak arası demeden, tek konut demeden, kar kaygısı gütmeden büyük bir ekip kurarak İstanbul Yenileniyor ile sahaya çıktı. Arkadaşlarıma söyledim. Her sokağa gireceksiniz, vatandaşlarımızla bu ağı büyüteceksiniz. Ama yapacaksınız, ama aracı olacaksınız, ama garantör olacaksınız. Biz İstanbul'u binaları olduğu yerlerde imarına, çevreye, estetik kaygıları da gidererek bir dönüşüm sürecine sokmadığımız takdirde biz 22 yıl olduğu gibi aynı şeyleri konuşur dururuz. O bakımdan İstanbul Yenileniyor ve diğer kentsel dönüşüm projeleri kapsamında toplam 5.925 konutu sahiplerine teslim ettik. Mart ayına kadar bu rakam 7.375 konut olacak. Mevcut konut imarlı arsalarımızda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde plansız alana çevrilen bir sürü trajikomik durumlar yaşadık. Ve buna rağmen dönüşüm projesini bizimle yapmak isteyen vatandaşımıza kamu bankalarından 1 lira kredi verilmemesine rağmen, hiçbir katkı sunulmamasına rağmen, hiçbir imar artışına sebebiyet vermeden biz süreçlerini tamamladık ve tam hızla bu İstanbul Yenileniyor markasını güçlendirerek yolumuza devam ettik. O yüzden inanın böylesi bir zaman diliminin ileride şunu görüyorum. Başarılarımız büyüdükçe bu iş bütün İstanbul'a daha da etkin bir şekilde yayılacak. Bizi örnek alan ilçe belediyelerimiz de önümüzdeki dönemde bu süreci daha da güçlendireceğiz. Ve göreceksiniz bunun bu sürecin mimarları, bu süreci ayağa kaldıran dostlarımızın kitabı yazılacak. O dönemde çok sayıda yine geçtiğimiz bu süreç içerisinde çok sayıda yeni konut projelerini de ürettiğimizin altını çizmek isterim. Sadece sokak arasında sorun çözen ve İstanbul Yenileniyor markasıyla hareket eden bir boyutta kalmadık. Ve özellikle tasarımı ön planda tutan, tasarımı ile çok konuşulan Silivri'de örnek bir sosyal konut projesine imza attık. Tasarımı ile de çokça yarışmada ulusal ve uluslararası boyutta ödül kazandı. İnanıyoruz ki bundan sonra da birçok projeye ilham kaynağı olacak bu ve buna benzer adımları atmaya devam edeceğiz. Yine burada şunu söylemek isterim, hızlıca bitirdiğimiz bu sahada 1446 konutun anahtarını da teslim ettik. Kiptaş tarihinde bir başka şeyi daha başardık. Bu projelerimizin hemen hemen hepsinde bunu başardık ama özellikle bu büyük çaplı projede ilk kez bir sosyal konut projesini zamanından 5 ay erken teslim ettik. Yine Tuzla'da meydan evler ve aydınlık evler projelerinde toplam 501 bağımsız birimi teslim ettik. Tuzla'ya burada ayrı bir parantez de açmak isterim. Özellikle arkadaşlarım bir fotoğraf yansıtıyorlar. Bu fotoğrafa lütfen dikkatlice bakın. Bir tarafta 2019'da başlayan TOKİ konutları, bir tarafta da 2020'de başlayan Kiptaş projesi. Söz verdiğimiz gibi projemizi 2 yıl içinde tamamladık ve vatandaşlarımıza teslim ettik. TOKİ projesiyle 4. yılında ve hala tamamlanmayı bekliyor. Geçenlerde ziyaret ettim. Tamamladığımız bu projelerimizde ki her noktada mutlak sosyal içerikle bu projelerimizi zenginleştiriyoruz. Tamamladığımız bu projemizde açtığımız kreşimizde de minik çocuklarımızla neşeli dakikalar geçirdik. Aynı bu kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Yeni konut üretiminde 16 farklı noktada 10.039 konutu bu süreçte teslim ettik. Mart ayında tamamlayacağımız projelerle toplam 22 projeye
12 bin konuta ulaşmış olacağız. Ayrıca 5.951 konutun inşasına da devam ediyoruz. Bu ay içerisinde 1.250 konutun daha temelini atacağımızı İstanbullulara duyurmak isterim. Şunu söyleyeyim, biz gerçekten bu işi biliyoruz. Bu işi biliyoruz ve bu işi halkçı, çevreci ve aynı zamanda sorun çözen bir anlayışla yaptığımızın da altını özenle çiziyorum. Bir konuya açıklık getirmek isterim. Bunu çokça gezdiriyorlar, konuşturuyorlar. Hakikat ötesi kampanya yapmayı da marifet sayan bazı kişiler son zamanlarda sözüm ona bize hesap soruyor. Ve özellikle 100 bin konut yapma sözü verdin, niye yapmadın diye bir takım yanlış ve asla doğru olmayan bir vaat seti olduğunun iddiasını ortaya koyuyorlar. O işin aslı şudur. Burada da görüyorsunuz. Ekim 2019'da, bakın biz her verdiğimiz vaadi takip ediyoruz. Meclisteki bir sunumumda deprem seferberliği kampanyamızı AK Parti grubuna anlatırken bir açıklama yaptım. Amacımız şu olması gerekir dedim. Bir yılda 20 bin bağımsız birimi, 5 yılda 100 bin bağımsız birimi afetlere karşı güçlendirmeliyiz dedim. Arkadaşlar, Ekim'in 2019'da yaptığım konuşmada bir seferberlikten bahsediyordum orada. Bunu burada bulunan meclis üyelerini de hatırlar. Bunun için de sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmadığını, bakanlıkların, kamu kurumlarının, özellikle müteahhitlerin, yapı sektörünün, hatta belediyelerin olduğunu, kurum ve kuruluşların olduğunu da söylemiştim. Aslında bir idealden ve olması gerekenden bahsediyordum. Yoksa 2020 yılı bütçesinin tamamı 21 milyar iken o zaman bu vaadi söylemiş olduğumda sadece o sete 44 milyar ayırmam gerekirdi. Böyle bir şey yok. Tabii bir şunu söyleyeyim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin zaten böyle bir vaadi olmayacağını ifade edeyim. Bizim de burada gördüğünüz gibi aslında 2019 proje kataloğunda hedefimizi görüyorsunuz. Ne kadar sosyal konut üreteceğimiz orada yazıyor. Bunu buradan görebilirler. Tabii biz bütün bu çağrılarımıza, bu bütünlükçü yapı çağrımıza da ne bakanlığın, ne ilgili kurum ve kuruluşların, ne de özellikle İstanbul'da işbirliği yapması gereken birçok birimin bu işin dışında kaldığını da göstermek isterim. Şunu söyleyeyim, biz tabii bu süreçte her ne kadar oraya 10 bin demişsek de 100 bin değil 20 bin sosyal konut bağımsız birim ile oluşturabilirdik, üretebilirdik. Tabii bu nasıl yapılamadı, biraz daha yükseğini elbette yapabilirdik ama az önce bahsettiğim o kötü ekonomik koşullar Türkiye'de bu sektörde iş üretmeyi de ciddi anlamda engellemiştir. Şunu söyleyeyim, net eleştirecekleri şey vardır. O da kendilerini eleştirsinler. Tabii şurada şunu söylemek isterim. O gün konuşmamda da söylemiştim. Ortak bir fikir çıkması lazım. Birlikte hareket etmemiz gerektiğini söylemiştim. Bunun bir seferberlik olduğunu dile getirmiştim ve ısrarla da altını çizmiştim. Bu anlamda bu açıklamayı yapmak istedim. Zira hani işte senede 20 bin konut yapmayı söz verdi. 100 bin konut yapacaktı. Böyle bir şey yok. Ne bizim 2019'daki vaatlerimizde var. Bu yalanlarını hiçbir zaman cevaplamadım. Hiçbir zaman buna cevap vermedim ama bugün buna cevap vermeyi uygun gördüm. Zira yine o gün meclise yapmış olduğum sunumda kullandığım kelimeyi de arkadaşlarıma söyledim, çıkarın bir kez de buradan dinleteyim, fazla değil 10-15 saniye o kullandığım cümleyi sizin de duymanızı isterim. Değerli arkadaşlar, hasar alacak yapılara noktasal müdahale yapmamız gerektiğini hep birlikte karar vermiş durumdayız. Bütün bunlar karar vermiş derken çalışmaların devam edeceğini birazdan paylaşacağım ve buradan bir ortak fikrin çıkması için nasıl bir yol
izleyeceğimizi de anlatacağım. 48 bin binadan bahsetmiştim. Çok ağır ve ağır hasarlı yapılardan bahsetmiştim. Bunların derhal, hızlıca, güçle yapma usulüyle yenilenmesi amaçlanmaktadır. Bir imar artışından büyük oranda bahsetmiyorum. Kentsel dönüşüm alanlarına dahil olmuş ve bu anlamda başlatılan işlemlerden de bahsetmiyorum. Ama bir mahallenin ortasında 3-5 bina varsa bununla ilgili hızlıca yenilenmesi amaçlanmaktadır. Burada bir yıl içerisinde 20 bin bağımsız birimin, 5 yılda 100 bin, 10 yılda tüm bu nitelikteki bağımsız birimlerin afetlere karşı güçlendirilmesini sağlamaya hedef koymalıyız. Bu kadar hızlı hareket etmeliyiz. Yani şuradaki sözde ben yılda 20 bin konut yapacağım, 5 yılda 100 bin konut yapacağım sözünü nasıl çıkartır ve bunu söylerler, inanın aklı sığmıyor. Böyle garip bir anlayışla karşı karşıyayız. Hem diyorum ya, böyle uydurma bir takım şeylerle sözüm ona bizi zor durumda bırakmaya gayret ediyorlar. Bizi zor durumda bırakamazlar ama İstanbul'u zor durumda bırakıyorlar sevgili dostlar. Bakın bir konu var, onu burada paylaşmak isterim. Bunu özellikle dün akşam not aldım. İstanbul'u depreme dayanıklı ve bütüncül bir planlama anlayışıyla, konut politikasına ve özellikle kentin paydaşlarıyla tartışılıp İstanbul Büyükşehir Belediyesi, meslek odaları, sektörler hep birlikte konuşarak yapılmasına dönük bir vizyona sahip çıkmak gerekir. Ama inanın yani devletin en yetkili ağzından, İstanbul'da sürece talip olduğunu söyleyen arkadaşların ağzından ortada sayılar uçuyor. Yani ben artık şeyi karıştırdım, yani bir borsa gibi. Bir ara bir 500 bin duyuyorum, bir ara bir 650 bin sayısı duyuyorum. Sonra 500 bin diyen Sayın Bakan çıkıyor mecliste, 300 bin diyor, bir ara onu 400-450 bine indiriyor. Yani İstanbul'da üretilecek konuttan bahsediyoruz. Şaka gibi. Sonra TOKİ Başkanı kalkıyor, açıklama yapıyor. Kanal İstanbul Havzası başta olmak üzere İstanbul'un Silivri, Çatalca ilçelerine doğru büyümeyi gerektiğini ve özellikle buralara yayılması gerektiğini ifade ediyor. Yani afaki konut ve inşaat rakamlarıyla karşı karşıyayız. Çok tehdit bir durum. Bunun duyulması lazım. Bu rakamların gerçekleştirebilir olmadığını aslında bütün vatandaşlarımız biliyor. Çarpıcı bir örnek vereyim. Bakın bu çok çarpıcı bir örnek. TOKİ son 21 yıllık karnesi. Yani iktidarın 21 yılında sevgili dostlar. Bu karneye baktığımızda TOKİ'nin açıkladığı resmi veriye göre konuşuyorum. 2002'den bu yana İstanbul'da toplam konut projesi 98.246 adet. Bunun da sadece %60'ı tamamlanmış durumda. Yani 60 bin konut bile değil. 21 yılda sevgili dostlar. Emlak konut ise yine son 21 yılda yine kendi resmi rakamlarına göre 80 bin civarında konut üretmiş. Ama ne? 80 binin 69 bini lüks konut. Var ya o Bakırköy sahillerinde dizili ya da E5, D100 karayolunun hemen üstünde Anadolu yakasında Maltepe o bölgede dizili lüks konut yapımı. Onun için tabii bahsetmek istediğim konu bu değil ama özellikle şunun altını çizmek istiyorum. Özellikle İstanbul'dan bu tarz dilinizle, bu tarz anlayışınızla lütfen elinizi İstanbul'dan çekin. İstanbul plansız, programsız, adeta yahmacı bir zihniyetle, o bahsettiğiniz uslupla İstanbul diye bir şehir kalmaz. Yani düşünsenize Silivri'nin, Çatalca'nın o canın tarım alanlarına bile göz koymuş durumdalar. Bunlar ve bu dil şehircilik bilmediklerini, bir kentin öncelikleriyle uzaktan yakından ilgisi olmadıklarının göstergesidir. Özellikle Kanal İstanbul meselesinin ilk günden beri bir emlakçı projesi olduğunu, bir emlak projesi olduğunu her yerde dile getirmiştim. Hala da dile getiriyorum. Zaten faydasının olmadığı bir işti. Böylesi bir sürecin
Aslında orada bir emlakçılık yaparak konut arsası pazarlamak olduğunu hep dile getirmiştim. Şu anda da ortaya konan rakamlara baktığınızda, atılan adımlara baktığınızda, ama işte Tuzla'da, ama İstanbul'un Avrupa yakasında diyerek Arnavutköy, Çatalca, Silivri'yi hedef gösteren anlayışta burada bu tür alanlara yaygınlaşan bir yağmacı zihniyetin olduğunun net olduğunu görebilirsiniz. Bakın şu an ilan edilen zaten rezerv alanlar, şu anda ilan edilen rezerv alanların toplamında 2.800.000 nüfusun yaşayacağı öngörülüyor. Bu yetmiyor. Daha yeni bakıyorsunuz birçok ilçede yeni yeni adımlar atılıyor. Şimdi geçenlerde Tuzla'da bildiğiniz birçoğunuz bilir piyade okulunda imara açılması ile ilgili ve orada bir konut alanı tasarlanması ile ilgili projede 250 bin konutun tasarlanacağını yazıyla bize de gönderiyorlar, bildiriyorlar. 250 bin konut. Yani 250 bin konutun konutta ortalama yaşayanına baktığınız zaman 1 milyon insandan bahsediyoruz. Havada uçuyor. Öbür tarafta 450-500 bin konut. Yani zaten 2 milyon 800 bin var olan rezerv alanlardaki yaşayacak nüfusun tasarımı üstüne 3-3,5 milyon daha koyun. Şaka gibi. Yani bir seçim öncesi yaşayan milyonlarca insanımızı aldatmaya dönük bu sayıların esas yalan ifadeler olduğunun altını çiziyorum. O bakımdan biz bu iradeyle 4 yıldır yoğun bir mücadele verdik. Vermeye devam edeceğiz. Doğasına, tarihine, kültürüne sahip çıkan bir anlayışın temsilcisi olmaya ve bu kentin muhafızlığını yapmaya devam edeceğiz. Bunun altını çizeyim tekrar. Ve akşam aldığım bu notu sizlerle paylaşmak istedim. Özellikle bu senede 20 bin konut, 100 bin konut meselesinin devamında. Değerli dostlar, İstanbul'da deprem konusunda çok kırılgan, ancak kırılgan olduğu kadar yine de tek afet meselesi olmadığı da bir gerçek. Yani Üsküdar'da denizin birleştiği günleri, Eminönü'ndeki alt geçitte bulunan işletmelerin her yağmurda sel bastığı ortamı ya da canları yitirdiğimiz Ayamama'yı unutmak mümkün değil. Pandemi döneminde İstanbul tarihinde çok önemli adımlar attık. 130 noktada kronikleşmiş alanlarda sorunları çözdük. İstanbul'u afetlere karşı dirençli bir kent haline getirdik. Vatandaşın ve esnafın yıllardır yaşadığı mağduriyeti giderdik. Diğer taraftan altyapının depreme dayanıklı hale getirilmesi kapsamında barajlarımızı da odağımıza aldık. İçme suyu boğaz geçiş hatlarında iyileştirme ve güçlendirmeler yaptık. Tam 56 kilometre dere ıslah çalışmasını yaptık. Yeni alternatif acil ulaşım yollarını belirledik. Halen acil ulaşım yollarımız deprem sonrasında aktif tutabilmek için özellikle güzergahtaki yapıların güçlendirilmesi meselesini ve yenilenmesi meselesini ele aldık ve hızlı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 138 bölgede güçlendirme ve yenileme projesini tamamladık ve bunların 52 adedini güçlendirdik. Geri kalan 86 yapıda ise imalatlarımız devam ediyor. Buna ilave olarak Ferhatpaşa Lojistik Merkezimizi, Ali Beyköy Lojistik Merkezimizi ve Sultan Gazi Cebeci Lojistik Merkezlerinde hayata geçirdik. Yine Sultan Gazi'de açılışını yaptığımız Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikamız ve inşaatına devam ettiğimiz Tuzla Hali projemizle herhangi bir afet durumunda yaşanacak gıda krizinin önüne geçecek güçlü bir lojistik hazırlığımızı oralarda yürütüyoruz. Bilişim verilerimizin afet anında güvenliğini sağlamak üzere Ankara'da Felaket Kurtarma Merkezi projesini hayata geçirdik. İstanbul'da olası bir afet durumunda herhangi bir veri kaybına uğramayacağımız gibi internete dayalı hizmetlerimizde de bir kesinti yaşamamanın garantisini Ankara'da yaptığımız bu çalışmayla sağlamış olduk. Yanı sıra 33 semtte deprem dirençli park uygulaması gerçekleştirdik.
enerji sürekliliğini sağlamak için çeşitli servis birimlerimizin üstüne 78 adet güneş enerji santrali kurduk. Böylece afet durumunda parklarımızda herhangi bir elektrik sıkıntısının da yaşanmamasını sağladık. Göreve geldiğimizde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin elinde doğru dürüst bir envanteri yokken şu anda kentin her noktasında en ince ayrıntısına kadar ölçüp biçebileceğimiz dijital ikizimiz var. Yaptığımız bütün simülasyonları bu dijital ikiz modelleri üzerinden yapıyoruz. Dijital ikiz derken öyle kutu kutu binalardan değil elbette. Cephesiyle, kaldırımıyla, cephesindeki tüm ince işçiliğiyle, tüm detaylarıyla kanlı canlı dijital ikizden bahsediyorum. Böylesi bir teknolojiyi de İstanbul'a kazandırmanın keyfini yaşıyoruz. Afetlerle mücadelenin önemli bir adımını ise çocuklarımızdan başlayarak farkındalığı arttırmak olarak görüyoruz ve burada bilinçli nesiller oluşturma konusunda son derece güçlü eğitim programları yapıyoruz. Bu dönemde yaklaşık 185 bini çocuk olmak üzere 220 bin kişi farkındalık eğitimlerinden faydalandı. Burada özellikle açtığımız kreşlere özel bir yer koymak istiyorum. Burada inanılmaz değerli çocuk eğitim sürecimizin son derece güçlü yürütüldüğünü ve artık 100 yapıya ulaşan kreşlerimizin İstanbul'un farklı noktalarında afet anında özellikle çocuk ve anne noktasında çok özel birimlere dönüşecek bir mekanizmanın oluşması ile ilgili arkadaşlarıma talimat verdim. Değerli konuklar, şimdi de yeni dönem için bir kısım projelerimizden bahsetmek istiyorum. İstanbul'un ve Türkiye'nin en büyük ve en hayati sorununu kökünden çözebilmek için devlet, hükümet, belediye, iş dünyası ve sivil toplumun uzun vadeli, güçlü, kalıcı, kurumsallaşmış işbirliğine ihtiyacı var. Ancak bu şekilde kalıcı ve kapsamlı çözümler üretebiliriz. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi olarak yeni dönemde şehrimizi dönüştürmek için 10 alanda vizyoner işler yapacağız. Dayanıklı ve güçlü bir altyapı yatırımı, İstanbul için özellikle bu başlıkta altyapı yatırımlarımıza devam edeceğiz. İSKİ yetkisinde bulunan Papuçdere, Kazandere, Sazlıdere, Terkos ve Elmalı barajlarının güçlendirilme ihtiyacını tespit ettik. Bu yönde hocalarımızın çok kıymetli raporlarıyla süreci başlattık ve önümüzdeki dönem bunları güçlendirmenin hızlıca adımlarını atacağız. Biliyorsunuz burada yine bahsetmek isterim, bir Melen barajı meselesi var. Bu çok önemli bir mesele. Ne yazık ki liyakatsiz ellerde ve düzensiz karar alma metodlarıyla birlikte milyarlarca heba edilen milyarlarca kaynakla bir türlü tamamlanamayan bir baraj meselesi var. 2016'da açılışı yapılacaktı. Hatta 2019 seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanımız meydanlarda 2050'ye kadar İstanbul'un su sorununu çözdüm, barajı bitirdim ifadeleriyle anlaşılıyor ki barajın hizmete alınamadığından onun bile haberi yoktu. 2050 yılına kadar su sorunu çözdük yerine aslında yine bir bakan eşlik etmişti o zaman, 2071 yılına kadar çözdük demişti. Ama şöyle söyleyeyim, ne yazık ki burada temeli 2014'te atılan yapı şu anda çözümsüz durumda. O bakımdan az önce barajları söylemişken burada da ifade edeyim. Melen Barajı konusunda da sesleri çıkmıyor. Buradan samimi bir çağrıda bulunmak istiyorum. Elinizde bu barajı tamamlayacak teknik ortamı ya da bir kısım bilir kişileri, insanları bir araya getiremiyorsanız, teknoloji sağlayamıyor ve kaynak bulamıyorsanız bize verin. Kısa sürede bunun bütün altyapısını toparlayalım. Kamu yatırımını heba olmaktan kurtaralım. Süreci projelendirelim ve bu süreci birlikte ele alalım. Gerekirse bunu biz yapmaya da talibiz. Onun da altını çiziyorum. Samimi bir çağrıda bulunuyorum. Gerçekten yazıktır ve günahtır. Bu arada yine M1 hattı üzerindeki ilk İstanbul metrosu üzerindeki tüm viyadükleri güçlendiriyoruz.
Tüm raylı sistem hatlarımızı depreme dayanıklı olarak inşa ediyoruz. Hatlarımız afet anında acil durumda farklı ihtiyaçların giderilmesi için aktif olarak kullanılabilecek hale getiriyoruz. Tahliye koridorlarımız öncelikli olmak üzere yaklaşık 250 riskli karayolu, köprü, viyadük, alt ve üst geçitlerden oluşan sanat yapılarını güçlendirmeye devam edeceğiz ve yenileyeceğiz. Şehrimizin dört bir yanındaki 32 deniz yapısını hızla güçlendirmeyi planlarımıza aldık. Yok olmaktan kurtardığımız Haliç Tersanemizde İstanbul'da tahliye koridorlarıyla entegre etmek ve deniz yolunu kullanmak üzere afetle müdahalede kullanmak üzere 8 yüzer iskele üreteceğiz. Yine Haliç Tersanemizde modern ve güçlü bir acil durum kurtarma gemisi de inşa edeceğiz. İkinci başlığımız 10 bölgede yeni afet lojistik merkezi. Özellikle İstanbul Marmara bölgesi ve diğer kentlerde yaşanacak acil durumlarda destek ve yardım organizasyonlarını yapabileceğimiz 10 adet afet lojistik merkezi için yerlerimiz hazır. Önümüzdeki dönem hızla bu süreçte hayata geçireceğiz. Ayrıca inşa edeceğimiz yeni raylı sistem hatlarında istasyon alanlarımızda hazır edeceğimiz alanlarla da afet lojistiğine güçlü bir hizmet sahası oluşturmuş olacağız. 50 bin konutta yerinde dönüşüm süreci başlatacağız. Az önce ifade ettiğim o güçlü yapılanmamızla yeni dönemde de öncelikli hedefimiz niteliksiz konut stoğunu dönüştürmek olacak. Tespit ettiğimiz yaklaşık 200 bin yapı, yani 1.3 milyon konut biriminin dönüşümü için olmayacak vaatler içerisinde değil, uygulanabilir ayakları yere basan bir model sunuyoruz. Bakınız, 6306 sayılı yasa 2012 yılında yürürlüğe girdi. 11 yıl oldu, riskli alanlardan çok rantı yüksek olan alanlarda dönüşme yapabildiler. Şimdi yine bir takım yuvarlanmış ve arkasına sıfır eklenmiş hayali rakamlar telaffuz edildiğini sizinle paylaştım. Nerede yapacaklarını da açıkça söyleyemiyorlar, insanlardan korkuyorlar çünkü. Vatandaşlarımızın da bizlerin de bu boş vaatleri artık karnı tok. Bu sayıları daha önce de bir kez duyduğumuzu hepimiz biliyoruz. Biz adımlarımızı bu kapsamda sağlam atacağız. Gerçekleştiremeyeceğimiz sözler verip bu sözlerin altında asla kalmayacağız. Az önce de ifade ettim. Geçtiğimiz dönem göreve başlarken 2019'da 10 bin konut sözü vermiştik. Mart sonuna kadar tamamlayacaklarımızla 12 bin konutu teslim etmiş olacağız. İstanbul yenileniyor ve diğer kentsel dönüşüm projeleri kapsamında önümüzdeki dönem 22 bin konut biriminin yeri ve projesi hazır. Müthiş bir altyapı organize ettik. 2024-2029 arasında ilk etapta 3/2 uzlaşma sağladığımız, projesine çalıştığımız, her şeye hazır olan 22 bin konutu dönüştürmek için açıkçası gaza basacağız. Hedefimiz bu şehirde 50 bin konutu dönüştürmek olacak. Bu alanlardan biri de yıllardır çözümsüz kalan Karanfil Köy mahallemizdi. Boşuna demiyoruz ön yargıları yıktık diye. Öyle Fikirtepe gibi yüksek imar rantlarıyla değil, çevresini mahveden bir bina yığınına dönüşen alan değil, sağlıklı ve yeşil bir Karanfilköy projesi üzerinde vatandaşlarımızla uzlaştık. Yıkımları bitirdik, geçtiğimiz aylarda temelimizi attık. Göreceksiniz çok kısa süre içerisinde İstanbul'un en keyifli yaşam alanlarından birisini burada bitirmiş olacağız. 10 öncelikli alanda 125 bin konutta planlı dönüşüm süreci. Yine bilimsel verilerle vatandaşlarımızın can güvenliğini ve gerçekten riskli alanları belirleyerek önceliklendirdiğimiz 10 öncelikli bölgede planlama çalışmalarımızı önümüzdeki aylarda meclisimize hızla getireceğiz. Bu 10 öncelikli alandaki 125 bin konutta dönüşümün önünü açacağız. Bu alanlarda yaşayan vatandaşlarımızı deprem ve diğer afetlere karşı dirençli konut stoğuna ve yaşanabilir kentsel çevreye kavuşturmak için planlarımızı hazırladık. Vatandaşa güçlü bir finansal destek sağlayacağız.
İstanbul yenileniyor kapsamında dar gelirli vatandaşlarımıza ait 50 bin riskli konutun inşaat maliyetlerinin %60'ını dar gelirli insanlarımız için biz karşılayacağız. Bu yapılarda bulunan emeklilerimize ayrı bir avantaj daha sunacağız. Birileri emeklilerimizi unutmuş olabilir, biz elbette unutmayacağız. Emeklilerimizin elbette ki o statülerine güçlü bir şekilde bakarak bu ülkenin taşında, toprağında, kalkınmasında emeği olan vatandaşlarımıza vefa örneğini göstereceğiz. Emekli ikramiyesiyle ev alıp başını sokacak bir yere kavuşmuş emeklilerimiz bugün ne yazık ki geçinme sıkıntısıyla mücadele ediyor. İkramiye ile ev alma işi ise tümden hayal olmuş durumda. Kentsel dönüşümde en fazla mağduriyeti yaşayan kesimin emeklilerimiz olduğunu tespit ettik. Dar gelirli emeklilerimizin inşaat maliyetlerinin %65'ini biz karşılayacağız. Dar gelirli emeklilerimizin inşaat maliyetlerini bu şekilde destekleyerek zor günlerimizde emeklilerin yanında olup onların binalarını yenilemelerine güçlü bir katkı sunacağız. Tüm riskli yapılara sabit taksitli ödeme desteği sunacağız. İstanbul yenileniyor kapsamında kentsel dönüşüme giren tüm vatandaşlarımıza sabit taksitle 2 yıl vadeli faizsiz ödeme desteği sunacağız. Uzun vadeli taksitlendirme isteyen vatandaşlarımız ise yine sabit taksitle Kiptaş kefaletiyle ödemelerini gerçekleştirebilecekler. Hibe desteği sağladığımız dar gelirli vatandaşlarımız ve emeklilerimiz de kalan miktarlarını sabit ödeme desteklerimizden yararlanarak tamamlama fırsatlarına sahip olacaklar. Riskli yapılara 7 bin lira ek kira desteği. Hızlı tarama ile tespit ettiğimiz D ve E grubuna giren ve riskli bina ilan edilen yapılarımızda bakanlığın verdiği 5500 liranın üzerine 7 bin lira ekstra kira desteğini sadece ev sahiplerini değil kiracıları da kapsayacak şekilde biz sağlayacağız. Bunu biz başlattık, daha da güçlendirerek devam ettiriyoruz. Emeklerimizin eriyen maaşlarıyla geçim sıkıntısı yaşayınca haklı olarak kentsel dönüşüm süreçlerinden kaçınıyorlardı. Dar gelirli emeklerimize hibe yardımının yanı sıra riskli yapılarda yaşayan tüm emeklerimize bakanlık kira yardımının üzerine 9 bin lira kira desteğini de yine biz sunacağız. Toplamda 80 bin ev sahibi ve kiracımıza kira desteğinde bulunmanın hedefini önümüze koyduk. Bütçemizde bu kapsamda değerlendirmek üzere 8 milyar lira kaynak ayırdık. Merkezi yönetime de aslında bu yöntemle destek oluyoruz sevgili dostlar. Zaten biz başından beri hiçbir zaman meseleye merkezi idare, yerel idare diye bakmadık. Eşgüdümlü birbirini nasıl destekleriz diye baktık. Bakanlığın verdiği kira yardımının üstüne hem maliklere hem kiracılara destek vermemiz tam da böyle bir davranış. Yani senden benden diye bir kavramla hareket etmedik, etmiyoruz. Bu işin partisinin, bakanlığın, belediyesinin olmadığını bu şekilde haykırarak bir kez daha dile getiriyoruz. Devletin bütün kurumları el birliğiyle kimin ihtiyacı varsa onun yanında olmak zorundadır. Hele de deprem konusunda olmak mecburiyetindeyiz. Biz bu anlayışla çalışmaya, o ayrımcı zihniyete doğru yolu göstermeye devam edeceğiz. Kiralık konut desteği. İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki konutları yeni dönemde kentsel dönüşüm alanlarımızdaki vatandaşlarımıza kullandırmak üzere rezerv konut olarak ayıracağız. Yine kentsel dönüşüm bölgelerinde vatandaşlarımıza tahsis etmek üzere boş ve sağlam konutları tespit ederek kiralamaları Kiptaş eliyle yine biz yapacağız. Bu konutları satmayacağız. İştirakler marifetiyle kiralayıp vatandaşımıza tahsis edeceğiz. Vatandaşımız isterse bu konutu kullanabilecek, isterse kendi bulduğu bir yere taşınıp kira yardımını alacak. 40 semtte 60 bin konutta güçlendirmeye destek sürecini başlatacağız. Binasını yenileyecekler kadar güçlendireceklerin de yanında olacağız. Bu amaçla güçlendirme sistemimizi kurduk. Bu kapsamda
yönetmeliğimizi de biz hazırladık. Mecliste çoğunluğu aldığımız anda hızlı taramayla ilgili tespitlerimize göre güçlendirme yapılabilecek 60 bin konutu sisteme dahil edeceğiz. Talep gelmesiyle birlikte İstanbul yenileniyor ve diğer teşviklerimizle kentsel dönüşüme hız verirken yeni konut üretimi projelerimize de hız kesmeden devam edeceğiz. 25 semtte 20 bin yeni konut projesini hızla harekete geçireceğiz. Yeni konut üretim kapsamında 17 farklı noktada 12 bin yeni ödenebilir bir konut sürecini, konut üretim sürecini süre hızlıca başlatacağız. Bazı alanlarda özellikle anlaşmalarımızı tamamladık. Yeni konutlarımızın temellerini bile attık. Önümüzdeki günlerde yeni temel atma törenlerimize de bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz. Bu kapsamda yeni dönemde projesi hazır. 12 bin konutu yeni projelerle 25 semtte 30 bin konuta tamamlayıp İstanbul halkının hizmetine sunuyor olacağız. Üçünün temelini önümüzdeki günlerde atıyoruz. İkisi Eyüp Sultan, bir tanesi Sultan Gazi ilçemizde temel atma törenlerimizi de birlikte yapacağız. 50 bin kentsel dönüşümden, 20 bin yeni konut projelerinden 70 bin konutu önümüzdeki dönem hep birlikte tamamlayacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Öncelikli bölgelerimizde yapacağımız planlama ve dönüşüm destek paketlerimiz aracılığıyla 125 bin konutun dönüşümüne de hep birlikte hız vereceğiz. Yani başta ifade ettiğimiz 200 bin riskli konuta ama güçlendirmeyle, ama dönüşümle, ama planlamayla ve diğer teşviklerimizle mutlaka güçlü bir şekilde dokunacağız. Yıllarca ihmal edilmiş ilçelerimizden biri olan Sultan Gazi'ye bu dönemde önemli hizmetlerde bulunduk. İnşallah bulunmaya da devam edeceğiz. Temel atma törenimizi Mart ayı içerisinde gerçekleştireceğimiz 509 konut birimi Sultan Gazi ilçemize ve Yunus Emre mahallemize değer katacak bir proje olacak. Yine 70 semtte afete dirençli parklar ve yaşam vadileri yapmaya devam edeceğiz. Bu şekilde özellikle afete hazır İstanbul için güvenli yeşil alanlar ve yeşil koridor projesini de kademe kademe hayata geçiriyor olacağız. Erken uyarı ve acil müdahale teknolojilerine güçlü yatırımlar yapacağız. İstanbul Deprem Acil Müdahale ve Erken Uyarı Sistemi ile birlikte Marmara Bölgesi Deprem Erken Uyarı ve Acil Müdahale Sistemi'ni de hayata geçiren biz olacağız. Raylı sistem metro hatlarında deprem erken uyarı sistemini kuracağız. Ve 10. olarak 250 bin İstanbulluya en önemli husus, hocalarımız hep söylüyor, insanlarımızın bu konuda eğitimli olmaları ve her konuya hazırlıklı olmaları meselesi. Afet farkındalık eğitimlerimizi aktif bir biçimde devam edeceğiz. Yeni dönemde de her yıl 250 bin kişiye daha afet farkındalık eğitimini vereceğiz. Sevgili hemşehrilerim, 10 temel başlıkta açıkladığımız bu projeler İstanbul'da deprem seferberliğimiz, kazandığımız yeni ilçelerle ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis çoğunluğuyla göreceksiniz çok daha aktif ve çok daha hızlı bir döneme hep birlikte giriyor olacağız. Depreme ve tüm afetlere karşı dayanıklı bir İstanbul için hep birlikte tam yol ileri diyeceğiz. 5 yılda yaptıklarımıza ve önümüzdeki 5 yılda yapacaklarımıza bir bütün olarak baktığınızda net bir tablo görürsünüz. Biz İstanbul'u depreme ve tüm afetlere karşı dirençli bir hale getirmeyi özenle, sorumlulukla, ciddiyetle ele alan bir yönetimiz. Bizim geçmişimizde tutulmamış sözler olmadı, olmayacak. Seçimi endeksli, hayali projeler, boş vaatler sunmadık, sunmuyoruz. Biz ne yapacağını, nasıl yapacağını çok iyi bilen ve onu muhakkak yapan bir yönetim olduk, olmaya da devam edeceğiz. Göreceksiniz, aynen daha önce yaptığımız gibi bugün burada ne söylediysek hepsini tek tek yapacağız. Ve 5 yıl sonra yine
yaptığımız işlerin üzerine yeni işleri sizlere anlatıyor olacağız. Hiçbir zaman şunu da ifade edeyim, tek bir şaibe, tek bir gölge olmayan bir biçimde yeni bir modeli İstanbul'da hep birlikte var edeceğiz. 2019'dan bu yana İstanbul afette hazırlık konusunda bir atılım içerisindedir. İstanbul'un artık doğruluğu ve geçerliliği sınanmış, kendisine özgü güçlü bir modeli vardır. Bizi depreme dirençli İstanbul'a ulaştıracak yol haritası belirlenmiş, hedefler görünür hale gelmiş ve ama İstanbul'u da daha ileri taşımak yolunda güçlü adımlar atıyor durumundayız. Bu hedeflere özellikle sadece pusulası halk olanlar ulaştırabilir. Bizim pusulamız net olarak halkımız. İstanbul'u bu hedefe sadece ve sadece israfı bitiren, hizmeti getiren kadrolar ulaştırabilir. İstanbul ancak imar ve rant lobilerini yenerse depreme hazır olabilir. Ancak İstanbul ihanet ve israfa geçit vermezse depreme hazır hale gelebilir. İstanbul'un depreme dair bu süreci, İstanbul'un depremle sınavı 16 milyon İstanbul'un aslında o bir avuç insanla sınavıdır. Onlara bir kez daha diz çöktüreceğiz ama İstanbul depremde diz çökmeyecek. İstanbul hayatta kalmak, ayakta durabilmek için ne yazık ki zamanla yarışıyor. Durmaya, yalpalamaya, yoldan çıkmaya hakkımız yok. Yoldan çıkarmak isteyenlere de fırsat vermeye tahammülümüz yok. Geriye asla dönmeyeceğiz, hep ileri gideceğiz. Depreme ve tüm afetlere karşı dayanıklı bir İstanbul var ederek çocuklarımıza ve gençlerimize güçlü bir geleceği hep birlikte hazırlayacağız. Aklın ve bilimin ışığında. Başta değerli hocalarımız, akademisyenlerimiz ve çok değerli yol arkadaşlarımız, teknik insanlarımız, şehrin bütün paydaşlarıyla birlikte yol almaya, herkesin sesini dinlemeye ama aklın ve bilimin ışığından asla ve asla sapmamaya devam edeceğiz. İşte tam da bu yolculuk dayanıklı bir İstanbul için tam yol ileri yolculuğudur. Yolumuz açık olsun. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.